Zira hem altın hem de döviz kurunda yükseliş trendi devam ediyor. Piyasaların gözü de bir yandan Perşembe günü açıklanacak faiz kararında olacak. Bunları biraz konuşalım. Bloomberg Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Biraz konuşalım şimdi. Dolar malum çift haneyi gördü, aynı zamanda gram altında 600 liraya yaklaştı. Şöyle bir genel olarak yeni haftada piyasaların beklentisini değerlendirelim. Şimdi tabii geçen haftadan devraldığımız başlıklar var. Aslında uzunca bir süredir de devam eden Merkez Bankası'nın son 2 ay içerisindeki toplantılarında 100 artı 200 toplam 3 puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın burada 19'lardan 16'ya gelmiş olan faizi bir 100 bas puan daha indirmesi, 15'e çekmesi beklentisi var. Burada piyasaların genel bakış açısı bir yandan yüksek bir enflasyon var, öbür taraftaysa aşağı gelen bir faiz var. Normalde bu ikisinin birbiriyle ters ilişkisi olduğu düşünülür. Yani bir ülkede, ki dünyadaki diğer gelişen ülkelerde aynı şey oluyor. Enflasyonlar yükseliyor, bütün dünyada yükseliyor enflasyon. Buna mukabele edebilmek için de merkez bankaları faiz artırıyor. Bizde ise Merkez Bankası diyor ki daha önceki dönemde biz zaten çok sıkı bir para politikası uyguladık. Faizi 19'a kadar çektik. Şimdi biz kredilerde ciddi bir yavaşlama görüyoruz. Özellikle şirketlerin kullandığı kredilerde, ticari kredilerde ciddi bir yavaşlama görüyoruz. Ve bizim önümüzde de bir fırsat var diye düşünüyor Merkez Bankası. Bu fırsat da şudur derler. Birçok sektörde fabrikalar çok ciddi anlamda çalışıyor. Kapasite kullanım oranları artık zirve seviyelerine gelmiş durumda. %77'ler, %78'ler neredeyse tam kapasite kullanımına işaret ediyor. Canlılık böyle devam ederken ve bu şirketler artık fabrikalar yetmediğinde yatırım yapma iştahı hissederken biz diyorlar ticari kredi faizlerini aşağı çekelim. Böylelikle ekstra yatırım olsun, ekstra istihdam olsun ve burada özellikle de Türkiye'nin genel problemi olan ithalata dayalı büyüme modelini kırmak için bu fırsatı değerlendirelim. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın duruşu ve bakışı bu. Bu nedenle faiz indiriyor. Fakat tabii bu aşamada bakış açısı bu ama %20'lik bir enflasyonumuz tüketici tarafında, %45'lik bir enflasyonumuz üretici tarafında var. Evet. Dünyada da sıkılaşma var. Bütün para politikalarında sıkılaşma var. Dolayısıyla bu bizim tarafta kurun yükselişi olarak yansıma buluyor. Eğer ki bugün parasını Türk lirasında tutan bir vatandaşımız varsa %20'ye yakın bir enflasyon karşılığında bankaya gittiğinde %17 civarında bir 16-17 civarında bir mevduat faizi ancak bulabiliyor. Dolayısıyla hani parası bir miktar enflasyon karşısında değer kaybetmiş oluyor. Haliyle biraz dövize yönelim. Bu para politikasında bir hata yapılıp yapılmadığına dair soru işaretiyle birlikte insanların döviz tercihlerinde bir artış söz konusu oluyor. Evet. Şu an yaşadığımız 3 aşağı 5 yukarı budur. Bu şekilde. Peki şimdi Ekim'de politika faizi 200 bas puan indirimi söz konusuydu. Perşembe günü de yeni kararlar açıklanacak Kasım için. Öngörüler neler ve potansiyel sonuçları nasıl olur, nasıl yansır? Şimdi dediğim gibi bir 100 bas puanlık indirim beklentisi daha var. Eğer bu olur, faiz 15'e inerse piyasanın önemli bir kısmı bunu bekliyor. Ama beklemesi fiyatlanmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla önden zaten bu kararın gelebileceğine dair bakış açısıyla kur bir parça değer kaybetmiş olabilir. Ama Perşembe gününe daha var. Dolayısıyla o günkü piyasa koşullarıyla, o gün olup bitenlerle ve dünyadaki gelişmelerle de çok alakalı. Faiz indikçe kur hassasiyeti artıyor. Bunu çok net olarak görüyoruz. Dolayısıyla gelecek olan karar eğer indirim olursa kurda bir miktar daha yukarı potansiyelin artabileceğini düşünüyor piyasa. Biz Bloomberg KT olarak henüz kendi araştırma masamızın anketini tamamlamadık. Daha önceki aylarda biz bir hafta önceden yapıyorduk anketi. Fakat o kadar değişken ki artık beklentiler ve dönemsel olarak oynaklık o kadar fazla ki güncel en ufak bir gelişme bile para politikası kararında değişikliğe neden olabiliyor. Evet. O yüzden biz de mümkün olduğunca geç bu anketi sonuçlandırıp en azından bir iki gün öncesinde falan nihai sonucu açıklamaya başladık. Bizimki o yüzden daha sonuçlanmadı ama konuştuğumuz hemen hemen herkes 15'e bu faizin inmesi yönündeki beklentisini dile getiriyor.
Peki biraz küresel piyasalara bakalım. Şimdi dünya genelinde artan bir enflasyon baskısı söz konusu. Bir takım sektör bazlı ayrışmalar da var. Ve küresel piyasalar bu haftaya da aslında biraz karışık başladı diyebiliriz. Çünkü şunu da takip ediyorlar. Bu akşam yanılmıyorsam gece yarısı Amerikan Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sanal bir görüşmesi gerçekleşecek. Şimdi iki devlet arasında elbette siyasi gündemde birçok madde vardır ama biraz ekonomik ve piyasalara yansıyabilecek maddeleri değerlendirelim. Bir rekabet söz konusu. İşte Cuma günü Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmıştı. Bir işbirliği çağrısı tarzında bir açıklama yapıldı. Aynı zamanda da ortak çıkarların da elbette örtüşmesi gerekiyor. Şimdi ekonomik olarak yani piyasaların ne beklediğini değerlendirirsek etkisi ne olur bu görüşmenin? Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında oldukça derine ulaşmış görüş ayrılıkları var. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri yeni değil, 7-8 yıl öncesinden itibaren Çin'e dönük bakışını biraz daha değiştirdi. Orta Doğu'daki askeri varlığının azaltılması, Asya Pasifik bölgesindeki askeri varlığının artırılması, donanmasının buraya kaydırılması gibi işin benim alanımda olmayan jeopolitik tarafları da var. Fakat aynı zamanda bunlar Amerika ile Çin arasında yıllardır devam eden o işbirliğinin şuydu, o da Çin ucuz iş gücüyle mal üretir, oradan mallarını Amerika'ya satar, Amerika'dan elde ettiği ticaret fazlasını götürür yeniden Amerikan tahvillerine yatırır ve bu bir saadet zinciri şeklinde devam eder. Şimdi bunun biteceği belliydi. Trump dönemi bunun bitişinin aslında en kritik aşaması oldu. Trump bambaşka bir yöntemle gitti. Tarifeler koydu, Çin'e salladı, saldırdı, onu yaptı, bunu yaptı ama sonuçta çok daha agresif ve çok daha sert, adeta kavgayı çıkaran kişiydi Trump. Biden yönetiminin buradaki bakış açısı biraz daha yumuşak olur mu diye bekleniyordu. Fakat pek öyle olmadı. İki ülke arasında hani hakikaten çok derin ayrılıklar var. Tayvan meselesi var, Uygur Türkleri var, ticaret fazlasının nasıl şekilleneceği var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketlerinin, işte Microsoft'un, Google'ın veya diğerlerinin kendi ürünlerini Çin'e satışına dahi sınırlama koydu Trump döneminde. Dolayısıyla iş bambaşka bir noktaya doğru gitti. Çin'in kuşak ve yol projesinin, yani Çin'den başlayıp Avrupa'nın derinlerine kadar ulaşacak, dünyanın tüketim merkezi Avrupa çünkü, buraya ulaşacak o tedarik zincirinde noktalanacak yapısının Çin'in küresel ekonomide bir hegemonya kurma eğilimi barındırdığını savunuyor Amerika Birleşik Devletleri ve buna karşı çıkıyor. Şimdi son bir haftada iki tane önemli gelişme oldu. Birisi bu görüşme, Xi Jinping ile Biden arasında yapılacak olan görüşme, buradan çıkacak sonuçlar önemli olabilir. Özellikle bir faz bir anlaşması vardı ticaret açısından. Çin Amerika'dan daha fazla mal alacağını taahhüt etmişti. Hı hı. Bu yerine gelmedi. Bir burayı konuşacaklar diye tahmin ederiz. Evet. İkincisi de diğer konular, özellikle küresel iklim zirvesinde, COP26 zirvesinde beraber çalışma taahhüdünde bulundu iki ülke. Bir de buna dair mesajlar bekleriz. Bir yanda da ortak çalışma mesajı verilmesi lazım ki dünyanın bir soğuk savaşa doğru gitmediğine dair biraz daha kanı sahibi olsunlar. Evet evet, bu kadar rekabete rağmen iklim zirvesindeki o taahhüt de şaşırtıcıydı. Peki Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle.